Merhaba arkadaşlar. Dün nerede kaldıysak devam edeceğiz birazdan. Dün bir soru yazmıştım ben. Sadece A şıkkını çözebilmiştik. Neyi kalmıştı? Grafiği kalmıştı. A şıkkının grafiğini çözdük. B şıkkını da çözeceğim şimdi. Bakalım. Sorunun en azından bir kısmını yazayım. Neydi? Dünkü örnek bu. Neyse, olmayanlar için ya da yazayım. F demiştim. Reel sayılarda. Reel sayılara mavi görünüyor mu acaba? Fx 2x eksi 1 gene yine reel sayılardan reel sayılara gidiyordu. 3x artı 2 3x artı 2 cosx b'de neyi soruyordu? Cosx şimdi ne dedik? Dediğim gibi şunu yapmıştık ama dün belki bugün olanlar dönüyordur. Bakayım. Demiştim. F'te G'yi istemek değil miydi arkadaşlar? Şu yuvarlak bileşme işlemini kaldırıyordu. F'te G'yi istemek. Tamam. O zaman bana ne diyor? F'te diyor şuraya G'yi getir yaz. F dedim. G'yi getirip yazıyorum. G'yi nedir? G'yi getirip yazıyorum. 3x artı 2 değil mi? G'yi bu. Şimdi ne diyor? Normalde f(x) demiyor muyum hep? O zaman diyor x gördüğün yere f fonksiyonunda x gördüğün yere 3x artı 2 yaz. Tamam, f fonksiyonun nerede? 2 çarpı x gördüğün yere bunu yazacağım. 3x artı 2 eksi 1. Tamam. Buradan dağıtıyorum. 3 ile 2'yi çarptım 6x. 2 ile 2'yi çarptım 4 eksi 1. 6x 4'ten 1'i çıkardım. 3 mü? 6x eşit artı 3. Tamam mı? Ben şöyle yapalım. Fok x'i buldum. Peki benden ne istiyor? Grafiğini. Burada şunu bulup grafiğini çizdim diyordu. Yazmam var şunu yaptığınız için. Fok x'i bulun grafiğini çizdim. Dün olmayanları çıkıyordu. Grafiğini çizelim. X koordinatı, Y koordinatı. Şimdi dün ne demiştim? Eğer şu koordinatta, X, Y koordinatında eksenleri, eksen dediğim X ekseni, Y ekseni. Eksenleri kesen yeri bulmak istiyorsan bir X'e 0 vereceğim. Y'yi kestiği yeri bulacağım. Bir de Y'yi 0 verip X'i kestiği yeri bulacağım. Y dediğin ne? Şunu eşittir Y'ye düşün. Fonksiyon ya. Eşittir Y'ye düşün. O zaman ben ne dedim? X eşittir 0 için diyorum. X'e 0 vereceğim. X eşittir 0 için. 6 ile x çarpım durumda. 6 çarpı 0 artı 3 eşittir y. Şurası ne oldu? 0 artı 3 eşittir y. Y ne geldi? 3. Yani benim şuradan sıralı ikilim ne geldi? Nokta belirlemek için. X'i 0 iken y'si 3. Yani x ve y koordinatı. X'in 0, şurası 0, 0 noktası. X'ten 0'a y'den 3 diyor. 1, 2, 3. Bakın burası. X'ten 0 geldi, y'den 3 geldi. Birleştiler bu nokta. Grafik buradan geçiyormuş. Aşıklı. Peki ne dedim? Bir de y'ye 0 ver. Y'ye 0 verdim. Y 0 için. Şurada 0 vereceğim. 6x artı 3 eşitmiş 0.
Eşittir y alacağım. 6x eşittir. 3'ü diğer taraf eksi olarak attım. Eksi 3. Her tarafı 6'ya böl. Sadeleşti. Buradan x eşittir. Artı eksiye böldüm. Eksi 3'e böldüm. 1, 3'e böldüm. 2. Eksi 1 bölü 2 geldi mi? O zaman ne oldu? X'i x'e y ya. X'im eksi 1 bölü 2 iken şurada y'nin 0. Geldim. Y'den 0 gelecek. X'ten eksi 1 bölü 2. Şurası eksi 1 arkadaşlar. Şuranın da eksi 1 bölü 2 olduğunu düşünün. Y'den 0, x'ten eksi 1 bölü 2 geldi, buradan geçiyor. O zaman şöyle mi? Yani bunu defteriniz kareli biraz daha düz çizin. Benimki çok düz gitmedi. Şöyle. Tamam. Bu ne oldu? Şu değil mi? Fox. Tamam. Şu çizdiğim fox. Yani o da ne? 6x artı 3. Bunu bir anda B'ye geçeyim, olur mu? Aldım herkes. Alınca aldık derseniz geçeyim arkadaşlar. Tamam mıyız? Siliyorum aldıysanız. Aldı galiba çoğunu. Ne diyor? Go x. Bu sefer ne demek istiyor? G dışarıda, dışarıda onu böyle yazıyorduk. İçeridekini fx diye yazdım. Tamam. Go fx demek G'de fx. Ne demek istiyor? G'nin içine fx yaz. Tamam. Fx neydi? 2x. X'i 1 değil miydi? Fx'i getirdim yerine yazdım. Daha sonra ne diyor? Gx oluyor mu normalde? Hani nasıl fx'de gx oluyor? G'de x gördüğü yere 2x eksi 1 yazılıyor. G'ye geldi. 3 çarpı x gördüğüm yere 3 x çarpım durumunda 2x eksi 1 yazdım. X gördüğüm yere 2x eksi 1 yazdım. Artı 2. Dağıtıyorum. 3 ile 2'yi çarptım 6x. 3 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3. Artı 2. 6x. Eksi 3'e artı 2 ekledim. Eksi 1 mi? Bu muymuş, buldum. Bu da neye eşit y? Normalde niye öyle diyorum? Hep fonksiyonlar fx eşittir y dediğim için bunu da y eşittir. Şimdi bunun da grafiğini istiyor benden. A şıkkı gibi bu da bulunuz ve grafiğini çizin istiyorum. Çizelim. X koordinatı, y koordinatı.
Denklemim bu mu? Ne yapıyordum? Eksenleri kestiği noktayı bulmak için ilk önce x'e 0 veriyordum, y'ye buluyordum, y'ye 0 verip x buluyordum. X eşittir 0 için diyorum. 0 var, 6 çarpı 0 eksi 1 eşittir y, 0 oldu, eksi 1 eşittir y. O zaman x, y nasılmış? 0'a eksi 1. Yapalım. X'in 0, y eksi 1. Şuradan geçiyor. 0 ile eksi 1 birleşti, buradan geçiyor. Y eşittir 0 için, şurada yerine yazıyorum, 6x eksi 1 eşittir 0. 6x eşittir 1'i diğerden farklı olarak yollayın. Gözüküyor mu orada? 1'i diğer tarafa 6 olarak yollayın. Buradan her tarafı 6'ya bölün, x eşittir 1 bölü 6 mı? O zaman ne geldi? X, y sıralı ikilisi. X'in 1 bölü 6 iken, y 0. Y'den 0 gelecek, x'ten 1 bölü 6. Şurası 1 olsun, şurası da 1 bölü 6 olsun. Buradan mı geçiyormuş? Şu ikisinden geçiyor. Tamam, bu neymiş? Bu fix. Tamam. Yani 6x eksi 1. Tamam. Alalım arkadaşlar. Evet, diğerleri de yazdın mı? Sileceğim arkadaşlar. Not diyelim. Fonksiyonlarda bileşke işlemini değişme özelliği yoktur. Değişme özelliği yoktur. Yani V
yani herhangi iki f ve g fonksiyonu, yani herhangi iki f ve g fonksiyonu için for olmak zorunda değildir. Ki az önceki soruda da mesela A'da for'u B'de for'u soruyordu, farklı geldi değil mi? İkisi de aynı yanlarız. İlla bu olmak zorunda değildir. Çünkü değişme özelliği yok, farklı gelir. Çünkü burada F'in içine G yazıyoruz, burada G'nin içine F yazıyoruz. Aynı şey değil. İkinci madde, bir f fonksiyonunu, bir f fonksiyonunu birim fonksiyon ile bileşkesi, birim fonksiyon ile bileşkesi yine f fonksiyonudur. Fonksiyonları işlerken birkaç hafta önce birim fonksiyon işlemiştik. O yüzden yine kendisi birim fonksiyon, adı üstünde birim etkisi gibi düşünebilirsiniz. Tamam. F bileşke birim fonksiyon eşittir ya da birim fonksiyon bileşke F. Her türlü F. Önce hangisinin işleme girdiğinin önemi yok. Şu I birim fonksiyon demek bu arada. Birim fonksiyon. F bileşke birim fonksiyon, birim fonksiyon bileşke F, her türlü F. Tamam. Alın burada. Örnek diyorum. F fonksiyonum reel sayılardan reel sayılara, fx fonksiyonum x artı 3, g fonksiyonum reel sayılardan reel sayılara, gx fonksiyonum 3x eksi 1 fonksiyonları veriliyor. Verilen bu fonksiyonlar için çizdi.
Var mı cevap çözdük mü ben? Bakalım beraber. Gelin. İlk önce for x'e bakalım. For x. Nasıl yazılıyor demiştim. F'i dışarıda bırak. En solda olduğu için. F'i bıraktınız. G içeride olduğu için ilk önce gx olarak yazıyorsunuz. Bu buna eşittir. Bunu artık biliyorsunuz. Dün de gördük. Ben o zaman yapıyorum şimdi. F içeriye ne yazıyor? Parantez içine gx yaz. Tamam, gx'in nerede işte? 3x-1. Bu kadar bunu yapacaksınız. Daha sonra, tabii bitmedi. Ne demek istiyor? F'de x gördüğün yere 3x-1 yaz diyor. F'de x gördüğüm yere x'i gördüm. O zaman direkt 3x-1 yazdım. X gördüğüm yere bunu yazacaktım. Artı 3. F fonksiyonunda x gördüğü yere bunu yazıyor. X'i gördüm, yazdım. Artı 3. Neymiş? 3x. 3'den 1 çıktı. 2. Buldum. Fog x'i buldum. Geldi cof x'e. Cof x ne demek? G'de fx. Geriye dışarı yazdım. Fx. Ne demek istiyor? G'yi yaz. Parantez içine f'i getir yaz. Fx'in x artı 3 mü? Evet. X artı 3. Ne diyor? G'de x gördüğünlere getir bunu yaz. G'de 3 çarpı x. 3 çarpı x gördüğüm yere x artı 3'ü getirdim. Eksi 1. Dağıtıyorum. 3x. 3 ile 3'ü çarptım. 9. Eksi 1. 3x. 9'dan 1 çıktı. 8. O zaman ben bunun eşit olduğunu gösteririm. 3x artı 2 eşit değil. 3x artı 8'e. Yani şu neydi? Cof x eşit değil. Cof x'e. Oldu mu? Cof x'in yanında ne yazıyordunuz? Kadir, cof x'in yanında şu mu? Olduğunu gösteriniz. Olduğunu gösteriniz. Bunu anlat, bir yoldaki sınavına verelim. Gelince devam edelim, olur mu? Tamam, teşekkür ederim. Galiba almışızdır arkadaşlar. Ekrana çıktı zaten. Yeni bir örnek yazıyorum. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara fx x-3 g fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara gx fonksiyonu x-5 olduğuna göre fog a eşittir 2 diyor. Eşitliğini sağlayan a değerini buldunuz. Deneyin, yazmaya çalışın. Fog A ne demek? F'de G A. Yazmış ve sonucu 2 bulmuş. Az önceki soruda yaptığım gibi siz de deneyin. Çok bir farkı yok. X yerine A yazmış. F'de G A yazıp 2 bulacaksınız sonucu. Var mı cevap?
Beraber bakalım. Şunu bulacaksınız. Ne bu? A eşittir 2. Bu ne demektir? Tekrar yazıyorum şuraya. A demek F'te, endişlikini yazıyorum. G içeride olduğu için F'te GA diyor. Tamam. F'te GA. Tamam diyor. F yazdı. GA yaz diyor. GA nerede? Ya da hatta direkt şöyle yapayım. F'te X gördüğün yere GA yaz. F X yazıyordum ya. F'te X gördüğün yere GA yaz diyor. F'te X'i gördüm. GA dedim. Eksi 3. Daha söylüyorum. Fx oluyordu normalde. Eğer bu içerisi değişiyorsa x gördüğün yere bunu yazacaksın. F'de x gördüğün yere GA yaz diyor. F'de x'i gördüm. GA yazdım. Eksi 3. Bu neye eşitti? 2'ye. Bu 2'ye eşitti ya. Getirdim 2'ye eşitledim. O zaman diyorum ki GA 2 zaten burada. Eksi 3'ü de artı 3 olarak yolladım sağ tarafa. GA ne oldu? 3, 2 daha 5 mi oldu? Tamam. GA'yı 5 bulduk. Peki buradan sonra ne demek istiyor? Bana A'yı soruyor. Burada bırakamam. Bittiği gibi ama bitmedi. G'de X gördüğün yere A yaz diyor bu sefer. Normalde ben GX diyordum. G'de X gördüğün yere A yaz diyor. G'ye geldim. Normalde GX. Ama bana X yerine A demiş. X yerine A yazdım. Eksi 5. GA demek A eksi 5 demek. X yerine A yazdım. Eşittir 5. A'yı yalnız bırakıyorum. Sağda 5 vardı. Eksi 5'in sağ tarafı artı 5 olarak attım. A neymiş? Olmuş. Oldu mu? Bir yandan arkadaşlar bakın. Olmadıysa tekrar edelim. Tamam. Bir son sorumlu. Reel sayılardan, reel sayılara. Fx 2x artı k fonksiyon veriliyor. Cos x diyor. Ax artı 18'miş. Olduğuna göre A ve K değerini buluruz. Burada ne yapacaksınız arkadaşlar? F'de fx'i yazacaksınız. Bileşkeye kaldı. F'de fx'i yazacağım. Ax artı 18'e eşitleyeceğim. Tamam. Ve neydi? Aslında hep aynı şeyi yapıyorum. Bileşkeyi kaldırıyorum. F'de fx'i yazacağım. Ax artı 18'e de eşitleyeceğim. Var mı bir şeyler yapan?
Merhaba bakalım. Şimdi ne demek dedim şu? F birleşimi F x. Ax artı 18 diyor. Tamam. Ben bunun yerine nasıl yazıyorum diyorum. F dışarıda, içerideki fx'de. Şu şekilde yazmıyorum ben. Bunu eşit biliyorsunuz. Tamam. Ne oluyormuş? Ax artı 18'e eşitmiş. Tamam. Bunun yerine bunu yazdım. Ax artı 18. Şimdi diyorum ki bu ne demek istiyor bana? F'de x gördüğün yere fx yaz. Ya da gitti direkt fx yaz. Aynı şey. F yazdım. Fx'in ne? 2x artı k değil mi? 2x artı k fx. Getirdim yazdım. Eşittir. Ax artı 18. Şimdi ne diyor? F'de x gördüğün yere 2x artı k yaz. Fx'de x gördüğüm yere onu yazacağım. 2 çarpı diyorum. Bakın 2 çarpı. X gördüğüm yere bunu yazacağım. Yani 2x artı k'yı yazdım. Artı k. O fonksiyondan geliyor. Tamam. Eşittir. Ax artı 18 mi? Güzel. Dağıtıyorum. 2 kere 2 4x. 2 ile k'yı çarptım. 2k artı k. Eşittir diyorum. Ax artı 18 mi? Tamam. 4x diyorum. 2k, k daha 3k mı yaptı? Eşittir. Ax artı 18. Şimdi buradan neyi neye eşitleyeceğim? Bakın hadi izleyin. Bakın burada x'li bir ifade var. Burada da x'li bir ifade var. Hem sol tarafta hem sağ tarafta eşittir. X'lerin katsa, x'lerin dereceleri bu arada aynı. Eşitliğin iki tarafında derecesi aynı olan x, y bilinmeyen varsa önündeki katsayılar birbirine eşittir. Ama dereceleri aynıysa. Bu da x üzeri 1, bu da x üzeri 1. Birisi x kare değil ya da x küp değil. O yüzden sorun yok. O zaman diyorum ki 4x eşittir ax'e. X'ler aynıysa a da 4 eşit olacak. O zaman a dedim 4. Oldu mu? Dereceleri aynı olan eşitliğin iki tarafında bilinmeyen sayıların katsayıları birbirine eşittir. 4x ax'e eşit. O zaman a da 4. Çünkü x'ler aynı. Ve geldik k'ya. 3k sabit terim arkadaşlar. 18'de sabit. Niye sabit terim? Yanında beni bilinmeyen, x'i yeri bilinmeyen yoksa o sabit terimdir. 18'in sabit 3k'da. K bir sayı aslında. 3k'da 18'e eşit dedim. Her tarafı 3'e böldüm. K ne geldi? 18 bölü 3'ten 6. Bana neyi soruyordu? A ve K değeri soruyordu. A'yı 4 buldum, K'yı da 6 buldum. Tamam. Alın hemen. Tamam mı? İstilebilir miyim? Bir fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara fx x artı 3. Bir fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara gx fonksiyonunu x kare olarak vermiş. Baş fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara hx 2x olarak vermiş. Ne diyor bana? Fonksiyonlar diyor. Veriliyor. Tamam. Fonksiyonları veriliyor. F bileşke G bileşke H
x eşittir diyor. Fok bileşken h x olduğunu gösterelim. Bunun da eşit olduğunu gösterelim diyor. Normalde 2'li veriyordum. Fok, of diyordum. Bu sefer 3 tane fonksiyonu birleştirmiş. Değişen hiçbir şey yok aslında. Yine aynı mantıkla yapacağım. Denemek ister misiniz? Başlayayım hemen. Var mı cevap veren? Şimdi şu bileşkeyi kaldırıyorum. Normalde fok kof denince bileşkeyi kaldırıyorum. Bu sefer şunu kaldırıyorum. Herhangi birini kaldırıyorum bileşkeni. Kaldırdım. F'de dedim. Buradan devam edelim. Sadece önce birincisini yapalım. Peki burada bana ne demek istiyor? G'de x gördüğün yere h x yaz. İlk önce G'de x gördüğün yere h x yaz. G'de x kare değil miydi? X kare yerine şu f kalsın, tamam mı? F kalsın dışarıdaki. G'de x gördüğüm yere h x yazıyorum demek istiyor. Çünkü neden bu bileşkeyi de kaldırsam g h x olacak. G'de x gördüğüm yere yani x kare yerine h x yazacağım. H x ne? 2x değil mi? O zaman 2x'in karesi. Çünkü G'de h x yazıyorum. X yerine 2x yazdım ama neyini alıyor? Karesini. O zaman ne olacak? Ne oldu? 2'nin karesi 4, x'in karesi 4x kare olmadı mı? 4x kare oldu. O zaman burada ne demek istiyor? Normalde ben hep fx diye yazıyorum. F'de x gördüğün yere 4x kare mi yazıyor? F'e geldim. X'i buldum. X yerine 4x kare yazıyorum. Bir de fonksiyonun kendinden 3 var. Artı 3. O zaman şunu bulmuş oldunuz mu? Şu. Tamam mı? Geldim şuna. F bileşke G H X. Tamam. Şurada bileşkeyi kaldırdım. Bak hep yan sol kaldırdım. Solda bu yalnız. Bunlar birlikte bunu kaldırdım. Sağda bu yalnız. Bunlar birlikte bunu kaldırdım. Şu fok kalsın. Şu hx mi? Hx'i yazıyor. Yazıyorum. Hx'in ne? 2x mi? 2x. Bana burada ne demek istiyor? F'de fok 2x ne demekti? F'de g2x. O zaman ne diyor f? G'de 2x yaz. X yerine 2x yazarsam g'de bakın. G'de x yerine 2x yazarsam 2x'in karesi değil mi? O da ne oldu? F'de 2'nin karesi 4, x'in karesi x kare. Aynı şeye geldi bakın. F'de 4x kare, f'de 4x kare. Devam ediyorum. F'de x gördüğün yere 4x kare yazıyor. Geldim f fonksiyonuna. X gördüğüm yere 4x kare yazdım. Fonksiyonun kendisinden 1'de 3 var. Gerçekten aynı sonucu buldum mu? Bakın 4x kare artı 3. 4x kare artı 3. O zaman gerçekten bu buna eşit oldu mu? Evet. Tamam, bu kadar. Alıncaklar verin. Bir not yazdıracağım. Thank you.
Aldık mı? Burada ne kalmış? Fonksiyonlardan bileşke işlemine birleşme özelliği vardır. Değişme yok mesela, diğer ders söyledik. Birleşme özelliği var. Birleşme özelliği vardır. Bu özellik, bu özellik F bileşke, G bileşke, H eşittir. Çok bileşke, bileşke, H. Yani ne değişti? Bakın, ilk önce F'i dışarıda bıraktık, G ile H'ı birleştirmişti. Daha sonra F ile G'yi birleştirip H'ı dışarıda bıraktı. Tamam, aynı şey olarak ifade edilir. Daha yazdıracağım altına. F fonksiyonu A'dan B'ye, G fonksiyonu B'den C'ye, fonksiyonları birebir ise, fonksiyonları birebir ise A'dan C'ye fonksiyonu da birebirdir. Ne demek istiyor? F fonksiyonu da birebir bir fonksiyon. G fonksiyonu da birebirse bak, G bileşke F. A'dan B'ye, B'den C'ye. Sonuç olarak ne oluyor demiştim. Şekil eksilerini anlatmıştık bunu dün. A'dan C'ye gidiyor. O zaman A'dan C'ye fonksiyon da 1'e 1'dir. Tamam. Aynı şekilde altına yazıyorum. F A'dan B'ye, G B'den C'ye fonksiyonları örten ise, örten ise GOF A'dan C'ye fonksiyonu da örten fonksiyondur. Alınca haber verin. Tamam. O
zaman bir örnek verelim. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımla. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımla. F ve G fonksiyonları için yazdıysanız beraber bakalım. Şuradan başlayayım. Ne diyor? Şimdi fok x demiş. Ben bunu görünce ne yazıyordum? F'i dışarı alıyordum. F, g'de x diyordum değil mi? G'de x eşittir. Fx artı gx eşittir. Fx artı gx eşittir. Tamam. Şurada bana ne demek istiyor? F fonksiyonunda x gördüğün yere gx mi yaz diyor? Evet. O zaman geldim. F fonksiyonum ne benim? Bakın 2x eksi 5 mi f fonksiyonum? 2 çarpı x gördüğüm yere getirip gx'i yazacağım. Gx'i biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman gx diyorum. 2 çarpı gx. Eksi 5. Eşittir. Fx'i yaz diyor. Fx'i biliyorum. 2x eksi 5. Bu ne dedim? Fx. Artı gx'i hala bilmiyorum. Burada gx'i vermemiş. Gx dedim. Geldim burada. İki tane gx burada. İki tane gx burada. Şu gx'i eksi olarak yolluyorum. Eksi gx. 2x burada. Şurada eksi 5 var. Eksi 5'i artı 5 olarak yolluyorum diğer tarafı. Bakın ne oldu? Eksi 5 artı 5 gitti. İki tane gx'imden. Bir tane gx'imi çıkardım. Bir tane gx'im kaldı. Sağda ne kaldı? Sadece 2x kaldı. Bakın gx'i, gx fonksiyonunu bana soru vermemişti. Ben buldum. Şu denklem ve şöyle fx'i bilmem bana yetti. Gx'i bulduktan sonra bana ne soruyor? G3'ü soruyor. Yani gx fonksiyonu bu. X gördüğün yere 3 yazıyor. O zaman geliyorum. X gördüğün yere 3 yazıyor. G3'ü sorduğu için. 2 çarpı x'in ne? 3. Ne geldi burada? 3 kere 2'den 6. Tamam. Aldı hemen bunda. Bir 10 dakika mola verelim arkadaşlar. Gelince de fonksiyonun tersine bakalım, tamam? Sizin gerçekten açık herhalde yazmışsınızdır. Yazmak isteyenler. Yeni bir başlık atalım. Fonksiyonun tersi. Yine aynı ünitenin içindeyiz. Fonksiyonun tersi. Az kaldı, bitireceğiz inşallah. Ne kaldı? Çok da bir şey kalmamış. Bitince polinomlara geçeriz. Haftaya geçebiliriz. Fonksiyonun tersi. Örten fonksiyonu verilsin.
için. X eleman A için. Fx eşittir y iken, bakın ters not oluyor. Şunlar yerleşiyor. Y buraya geliyor, x buraya gidiyor. F eksi 1. Bakın tersini böyle yazarız. F fonksiyonunun tersi f üzeri eksi 1 olarak yazılır. Ve ne oluyormuş? Y ile x yerleşiyormuş. Y içeri geliyor, x dışarı çıkıyor. F eksi 1 y eşittir x olur. Bu önemli arkadaşlar. Oluyorsa diyor. F üzeri eksi 1 fonksiyonuna tersi denir. F üzeri eksi 1 B kümesinden A kümesine tanımlı. F üzeri eksi 1 B kümesinden A kümesine tanımlı bir fonksiyondur. Bakın bunu nasıl gösteriyor? Bu şekilde de gösterelim. Dedim şimdi. Normalde y eşittir fx diye mi gösteriyor? Yani fx eşittir y. Aynı şey. Eğer bu ikisi yer değiştirirse dedik. Ne oluyormuş? F üzeri eksi 1 y x eşittir olurmuş. Tersi bu. Ters olunca ne oluyor? Normalde A'dan B'ye tanımlıyken ters olunca B'den A'ya tanımlı oluyor. Burada da normal fonksiyon bakın. X'den Y'ye gidiyor. F A'dan B'ye normal f fonksiyonu ama tersinde B'den A'ya geliyor. Tersi B'den A'ya geliyor. Ve y'den x'e gidiyor. Tamam. Bunları bir alalım. Sileyim yukarıya. Aldık mı? Mesela nasıl anlatılır? A kümesi vermiş. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 1, 2. B kümesini vermiş. 0, 1, 4. Ve diyor ki F diyor A'dan B'ye tanımlı ve benim fx fonksiyonum x kare. Şimdi bu x kare diyor fonksiyonu ve ben bunu biraz daha şekilde açıklayacağım. Birebir fonksiyon olmadığı için bu fonksiyonun tersi fonksiyon değildir.
böyle bir fonksiyon verildiğinde nasıl anlayacaksın diyor. Bakalım. A kümesiyle B kümesini çiziyorum. Şimdi benim A kümem B. A'da neler var? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. B'de 0, 1 ve 4. Tamam. Şimdi bana ne diyor? Fonksiyonumu vermiş mi? Fonksiyonuna bakıp karar veriyorum değil mi? Kafama göre değil. Fx eşittir x kare. X'leri seç diyor, karelerini al. Seçiyorum, tanımlıyorum A değil mi benim? A'dan B'ye fonksiyonum. A'dan B'ye gidiyorum. Ne diyeceğim? Eksi 2'nin karesi. A'nın bütün elemanlarını fonksiyonda yerine yazacağım. B'de nereye gidiyor ona bakacağım. Geldim, eksi 2'nin karesi. Eksi 2 için konuşuyorum. X eşittir eksi 2 diyelim. Ne oldu? Çift kuvvet negatif yuttu, 4'e gitti. Eksi 2 4'e gitti. Geldim eksi 1'e. X eşittir eksi 1 için konuşuyorum. Eksi 1'in karesi yerine yazdım. Çift kuvvet eksi 1'i yuttum, 1'e gidecek. Sıfırın karesi. Sıfır mı? Sıfır. Sıfıra gitti. Bire bakıyorum. Birin karesi. Bire gitti. Geldim ikiye. İkinin karesi. Dörde gitti. Bakın. Şurada ne oldu? Dörde eksi iki ile iki gitti. İki tane. 1'e de eksi 1'de 1 gitti. Bakın burada da 2 tane var. Yani B'deki 2 elemana, B'deki 2 elemana, A'dan 2 farklı eleman gittiği için 1'e 1 değil. 1'e 1 değil. 1'e 1 olmadığı için de ne oldu? Tersi olmadı. Tersinin olması için 1'e 1 olması gerekiyor. Tamam. Bunu da alın. Birkaç örnek çizelim. Not ediyorum. Soru kısmını almışız da şuraya. İstiyorum, siliyorum. Fonksiyon sizce değil mi? Tersi. Ya da bu 1'e 1 mi? Örter mi bu fonksiyon? Fx eşittir 2x fonksiyonu. Beş kişiyiz.
Yapacak kimse yok mu arkadaşlar? Bakalım beraber. Ne diyor? F(x) eşittir 2x fonksiyonunu vermiş. Ben grafiğini çizmek için ne yapıyordum? X koordinatı, y koordinatı. Demiştim ki normalden şöyle demiyor muyuz? F(x) eşittir y. Tam o zaman f(x)'e ne yazdım? Y eşittir 2x. Burada bir x'e 0 veririm, y'yi bulurum. Bir de y'ye 0 veririm, x'i bulurum. Daha sonra birkaç daha değer verip fonksiyon nereden geçiyor, nasıl gidiyor bunu bulabilirim. Diyorum ki x'e 0 versem, x eşittir 0 için. X'e 0 ver, y eşittir 2 çarpı 0'dan y'ye 0 olmadı mı? Yani ne oldu? Bakın 0'a 0. Orijinden geçiyormuş bakın. Çünkü burası 0'a 0 noktası. Değil mi? Orijinden geçiyormuş. Bunu bulalım. Diyorum ki x 1 için, x'e 1 verdi. Y eşittir 2 çarpı 2 ile x, 2 ile x çarpı durumda 1 verdi. Y'ne geldi 2. Yani ne oldu? X'in 1 iken y 2 oldu. X'in 1 iken y 2 oldu. Bakın buradan geçti. X eşittir eksi 1 için diyorum. Y eşittir 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 mi? Evet. Yani eksi 1'e eksi 2 mi oldu? Şurası eksi 1 olsun. Eksi 1 eksi 2 şurası olsun. Bakın. Böyle böyle gidecek o zaman. Bir tane daha verin ben de. X eşittir 2 diyeyim. X 2 için y eşittir 2 çarpı 2'den 4. Yani 2'ye 4. X'im 2 iken y'ye 4. Yani nasılmış? Çiziyorum. Şöyle de bu neymiş? Y eşittir 2x. Grafiğini çizdik. Şimdi ben bunun birebir mi örtem mi olduğunu nasıl anlıyordum? Dün yaptık. Nasıl anlıyorduk? Söylüyorum. Eğer bir verilen ifadenin fonksiyon olduğunu nasıl anlıyordum? Y'ye paraleller çiziyordu. Tek bir noktada kesiyordu fonksiyon. Ama birebir olduğunu nasıl anlıyordum? X'e paraleller çiziyordum. Dünkü dersi hatırlayın. X'e paraleller çiziyordu. Bu fonksiyon birebir mi diye bakıyordum. Çiziyorum paralelleri X'e. Evet. Bakın. Bir noktada kesiyor gerçekten. Burada, burada bakın. Birden fazla noktada kesmiyor. Bir doğru, bir noktada. Bir doğru, bir noktada. Bir doğru, bir. Bir bak çizdiğim her bir doğru grafiği tek bir noktada kestiği için birebir. Değil mi? Şöyle diyelim. X'e çizdiğimiz X'e çizilen paralel doğrular grafiği yalnız tek bir noktada kestiği için birebir fonksiyondur. Tamam. Orayı yazalım. Şu soru kısmını siliyorum. Şimdi örten olmasını söyleyeceğim. Alın hemen. Örtenliğini de söyleyeyim. Aldık mı? Örtenliğini de söyleyip bitirelim. Aldık mı arkadaşlar? Yapmış hocam. Tamam. Yine bir olduğunu söyledi. Tek bir noktada kesti. Örtenlik neydi? Bunu da dün söyledik. X'e çizilen paraleller en az bir noktada kestiği için daha fazla da kesebilir bu arada. Daha fazla da kesse yine örten olur. En az bir noktada kestiği için örtendir. Ya da şey de diyebilirsiniz. Zannedersiniz.
Görüntü kümesindeki her bir elemanın tanım kümesinde en az bir eleman denk geldiği için örteldir. O zaman birebir ve örtel olduğu için tersi de fonksiyondur. Birebir ve çünkü bir fonksiyonun tersinin fonksiyon olması için o fonksiyonun birebir ve örtel olması lazım. Birebir ve örtel olduğunda tersi de bir fonksiyondur. Tamam. Bu fonksiyon birebir örtan olduğu için tersi de bir fonksiyon. Birebir örtan olmasaydı tersi de fonksiyon olmazdı. Bir fonksiyonun tersinin kuralını bulması için aşağıdaki yollar izlenir. Y eşittir fx kuralında normal bildiğimiz fonksiyonun kuralında x yerine y x yerine y yazıyorum. Y yerine x yazılır. Yani yer değiştiriyorlar. Ne demiştim? Zaten bunlar yer değiştirirse f'in tersini almış olurum. Tamam mı? Elde edilen eşitlik de y yalnız bırakılır. X ile y'yi yer değiştirdim, y'yi yalnız bıraktım. Son eşitlik de y yerine f üzeri eksi 1 x yazılır. Yani sonuç olarak tersini bulduğunu göstermek için y yerine f üzeri eksi 1 x yazılır. Alın hemen bir örnekle gösterelim. Şurayı herkes aldıysa çözmeye başlayabiliriz. Şunu bitirdiyseniz.
ne dedi kuralda? Aslında şu kuralı buna uygulayacağım. Niye diye soruyor? Fonksiyonun tersinin kuralını soruyor. Fonksiyonum şu mu? Videoyu şöyle yazayım. Fx eşittir y. Hep böyle mi diyoruz? Evet. O zaman fx yerine y dedi. Y. Hatta tam tersi yazayım. Zor gelmesin. Y eşittir fx diyeyim. Y eşittir fx dedim. Y'ye yazdım. Fx'in ne? 3x artı 5. İlk başta bunu yazmamı istiyor. Tamam. Sonra ne dedi? X ile y'nin yerlerini değiştir. Y yerine x, x yerine y. Y yerine x yazdı, x yerine y yazdı, artı 5. Birinci kuralı yaptı. İkinci de ne diyor? Y'yi yalnız bırakalım diyor. Tamam, y'yi yalnız bırakacağım. O zaman x burada, 5'i eksi olarak yolladım. Eşittir 3y. Tamam. Y'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum. Y'nin yalnız kalması için kat sayısı olarak 3'e bölüyor muyum halleri? Böldüm. 3'ler sadeleşti. O zaman x eksi 5 bölü 3. Eşittir y mi oldu? Bakın y'yi buldum. Y'yi bulduktan sonra ne demişti? Y'nin yerine 3 defa yazabilirim. Y'nin yerine f üzeri eksi 1 x yazdım. Bu ne demek? Fonksiyonun tersi demek. Y'ye yerine bunu yazdım. Eşittir diyorum. X eksi 5 bölü 3. Oldu mu? Fonksiyonun tersini bulmuş oldum. Bir daha söylüyorum. Şunu y eşittir fx fonksiyonunda y yazdım. Fx'i getirip yerine yazdım. X yerine y. Y yerine x yazdım. Y'yi yalnız bıraktım. Y gördüğüm yere üzeri x bir x yazdım. Tamam, o kadar. Soru kısmını sildim. Bir tane daha soru yazayım. F diyor, reel sayılardan iki hariç. Ve sonucunda da reel sayılardan 1 bölü 2 hariç. Sağlanır demek istiyor fonksiyon. Fx neymiş? Çok zor değil. Aslında bir kural gibi ezberlemenize de gerek yok. Kolay bir şey. X gördüğüm yere y yazıyorum. X gördüğüm yere y yazıyorum. H
Tamam mı buraya kadar? İçler dışlar çarpım yapalım. Böyle kalmasın. Faydadan kurtulalım. 4x'ye içler dışlar çarpım yaptım. Eksi x'e 8'i çarptım. 8x. Tamam. Eşittir 2y. Bunun faydası 1 zaten. 2y artı 6 mı? Nerede? Y'yi yalnız bırakıyoruz. X'e niye? Y'ye ne? X'e attıktan sonra Y'yi yalnız bırakıyoruz. Bir burada Y'ye ifade var, bir de burada. Bunları bir araya toplamaya çalışalım. 4x'ye burada, 2y'yi de eksi olarak yolladım buraya. Tamam mı? Sol tarafı. Burada 6 var. Eksi 8x'i de buraya artı 8x olarak yolladım. Şimdi diyorum ki burada y var, burada da y var. Ben y ortak parantezine alayım bunları. İçinde de y çarpım var. Y ortak parantezine aldım. Y'yi alınca ne kaldı? 4x mi? 4x kaldı. Eksi, y'yi alınca ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Eşittir 6 artı 8x mi? Tamam. Y'yi yalnız bırakmak için yanındaki sayıya vermem gerekiyor. 4 eksi 2'ler sadeleşti. Eşitliğin bu tarafını böldüğüm için burayı da bölmek zorundayım. 4x eksi 2'ye. Tamam. O zaman ne yapalım burada? En son bakın y'yi bulmuş oldum. Y eşittir 6 artı 8x bölü 4x eksi 2. Y gördüğüm yere de en son ne demiştim? F üzeri x'i 1x yaz. Tersini bulduğunu göstermek için 6 artı 8x bölü 4x eksi 2 bulmuş oldum bu tersini. Tamam. Burada bitirelim arkadaşlar. Zaten süremiz doldu. Haftaya pazartesi de buradan devam edelim. Sonra programa geçeriz. Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.